The Blacklist macerciliklerine bir mektup. Merhaba, ben Blacklist'ın baş yapımcısı Jae Kim. Haziran ayında düzenlediğimiz Heydar şöleninin üzerinden çoktan 2 ay geçti ve göz açıp kapatıncaya kadar Eylül ayına girdik. Zaman ne kadar da hızlı akıyor. Son 2 ay boyunca çeşitli güncelleme yaptık ve bazı planlarımızda değişiklikler de meydana geldi. Aranızda haberi çoktan ya macerciler de olabilir. Bugünkü, tabi beni izleyenler bilir. Bugünkü geliştirici notu aracılığıyla Türkiye Menos Üncüsü maceracıları ile şu anda neler yaptığımız ve gelecekte neler yapmayı planladığımızı ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Fakat gelecek planlarımızı bahsetmeden önce uyguladığımız yamalardan bahsettiniz. Okey, biz neyi yaptık, neyi şey yaptık olayı. İlk olarak birçok maceracı sürekli kostüm ve görünüm üzerine konuşuyor ve özellikle Margory Hayat'ta kostüm ile birlikte birçok önerek. Bu nedenle Margory Hayat'ın parçalarına miğfer zır ayakkabı olarak geliştirme üzerine çalıştık. Biraz zaman alacak olsa da karakterlerin kendilerine özgü kostümün parçalarında mümkün olduğu bölümlendirilmiş bir şekilde bu ayakkabı eldiven muhabbetinden bahsediyor. Yayınlama planı zaten her hafta geliyor biliyorsunuz. Ancak grup kostümü olarak adlanan ve tüm karakterleri uygulayan kostümleri parça halinde bölümlendirmek oldukça zor olacağından en azından ayakkabı kısmı ayrılabilecek şekilde hazırlık yapacağız. Birçok Vedir kardeşin beklediği kara şövalye cilt iyileştirmesine de uygulanmış bulunmaktayız. Elbette cilt kardeşlerinde memnun olan maceracılar olduğu için seçim yapabileceğiniz şekilde uygulamayı düşünmüştük. Ama bu şekilde uyguladığımızda mevcut maceracıların özelleştirmenin kullanılamama sorunu meydana geldiğinden mevcut görünümünü olduğu gibi kullanarak iyileştirilmiş bir cilt elde eklemeye ifade etmeye çalıştık. Hizmete yeni başladığımızda yayınladığımız okçu, sahire, avcı ve benzeri karakterle ilgili de cilt iyileştirme yapmamız durumunda sizlere önceden bildirim yaparak fikirlerinizi alacağız. İkinci olarak maceracımızı yardımcı olması açısından pot ağırlığı ve beceri XP ile ilgili değişiklikler yaptık. %50 düşürülen pot ağırlığı sayesinde daha fazla pot taşıyarak oyun tadını çıkartabilirsiniz. Bu arada harbiden çok güzel oldu. Beceri XP ile ilgili ise seviye atlama hızı eskisinden daha hızlı olmasına rağmen beceri XP elde etme konusunda zorluk yaşayarak gelişme konusunda dengesizlik isteyen macerciler için Valencia Dirigen Kamasi'deki bazı avlanların elde edecek beceri XP'yi önceki kendisi %30-70 arasına arttırıldı. Üçüncü yok. Bazı fonksiyon... Pardon, burada 1 2'ye bölmüş, burada ikinciden sonra boşluk bırakmamışlar. Ben de diyorum nereye gittim ben. Üçüncü kısım bu. Üçüncü yok. Bazı fonksiyonlarda gelişme yaptık. Öncelikle yeni oyuncuların da bu fonksiyon dediği de quality of life değişikliğinden bahsedecekti. Blacklist yükseltme sistemi kolay bir şekilde anlayabilmesi için yükseltme aracının tamamı yeniden düzenledik. Ayrıca birçok maceracımız sürekli olarak kara taşların direkt olarak yükseltme oranı artışı ile takas önerisinde bulunmaktaydı. Öncelere yükseltme oranı artış sistemi ilk deneme başarısı olursa bir sonraki sefer için umut anlamı taşıyordu. Ama şu an bu durumun aksine gelişim sırasında mutlaka gerekli olan yükseltme oranı artış nedir bilmiyorsanız oyuna devam ettiğiniz hususunda zorluklar yaşayabileceğiniz bir durum haline geldi. Geçmişteki anlamın kaybolduğu sonucunda ulaştığımız için çokça geri bildirim aldığımız kara taş ile yükseltme oranı artış takası fonksiyonu oyuna ekledik ve yükseltme erişebiliği arttırmaya çalıştık. Ayrıca burada da buradan bahsediyor, gene boşluk bırakılmamış. Ayrıca cesaret parfümü, ruh parfüm iksiri gibi premium iksirlerin kullanım süreleri ve bekleme süreleri birbirine eşitti. Mevcut sistemde bir karakter savaş sırasında yani düello ya da fetih ya da onlara fark etmez ya da moba öldüğü için buff etkisi ortadan kaybolan premium iksirli tekrar kullanamadığına eski verimi yeniden elde edemezdi o süre gelene kadar. Bu nedenle premium iksirlerinin bekleme süreleri de 10 saniye eşitlendik. Umarım bu iyileşme sayesinde daha fazla maceracı karakterleme etkisinden daha rahat denebilir. Bu arada bayağı güzel oldu bu. Ek olarak sunucu değiştirme süresini ayırdık. Sunucu değişmesi, ticaret dünya boss'u ve genel av sağlarının boss canavarları tek eline alma. Bu spot vs atma atmama ya da tek bir şeyin ekibini dövme olayı. Maceracı arasında yaşayan anlaşmazlık gibi durumlarda sunucu sunucuya geçerek birbirini rahatsız edecek davranışlarda bulunma gibi. Çeşitli sebepleri engellemek amacıyla ayarlanmıştı. Ancak mevcut sunucu değiştirme süresi olan 15 dakika nedeniyle birçok kişi sıkıntı yaşadı. İlettiği için bu süreyi 10 dakikaya düşürdü. Umarım yaşayanlar rahatsızlığı biraz olsun hafifletmiş. Burada da bahsettiğim bu. Ve şuraya anlatacağız. Birçok maceracının bahsettiği Camouflage kostümünü de değiştik gittik. Camouflage kostümü ile ilgili en önemli geri bildirim dost ve düşmanların tanımlanmaması nedeniyle düşmanla kendini ayırt edememe veya düşmanı bulamama durumuydu. Özellikle iframe challenge'larında bu inanılmaz rahatsız edici.
Bu da çeşitli denemeler sonrasında bugün yapılan güzel önle kamuflaj giyilen kim olduğu bilinmese de dost mu düşman mı ayırt edebilecek şekilde karakterin adını bilinmeyen macerci olarak görüntülendiği bir yama uyguladık. Ek olarak bu isim saldırma veya saldırıya uğrayabilecek bir durumdayken kırmızı, normal zamanlarda ise gri renkte görünecek şekilde düzeltildi. Ayrıca mevcut kamuflaj kıyafetiniz dilerseniz kron taşıyla takas edebileceğiniz şekilde düzeltme yapılmış bulunduğunu unutmayın. Evet, son olarak Fetih Savaşı. Son olarak Sefetti Savaşı'nın güçlendirdiği hazırlık sezonunun güncellemesi yaptık. Birçok klan zaten aktif bir şekilde katılmakta. Bu fırsatta sımsıcak destekleri ve çeşitli geri bildirimler için teşekkür iletmek isteriz. 4 haftada süren Fetih Savaşı hazırlık sezonuna bazı düzeltmeler yapmak amacıyla 1 hafta boyunca ara verecek ve önümüzdeki hafta itibaren çeşitli geri bildirimleri yansıtıldığı hazırlık sezonu 2 ile yeniden karşılıyoruz demiş de bu. Yani bunu sadece Kore'de yapsa biz de ara vermeden devam etse bence daha iyi olurdu ama neyse. Burada şu kısmı geliyor. Black Desert globalle barıcıyla açıklanmış olsa da en büyük değişiklik Fetih Savaşı'nın bağımsızlık kavramının ortadan kalkması. Bağımsızlık dediği bu boşa düşme olayı. Mevcut sistemde kuşatmanın başarısız olması kesinleştiğinde savaşın heyecanı düşmesi ara ara görülen bir durumda. Doğru bu arada yani mesela bazı guidler oldu savaşa giriyordu. Son 1 saat ya da son 30 dakika ya da son 1,5 saat kaldığında savaşın bitmeyeceği belli oldu. Herkes böyle rastgele dövüşmeye başlıyordu. O aslında güzel bir değişim olmuş. Bence de mantıklı. Bu nedenle daha şiddetli Fetih Savaşı'nın bağımsızlık kavramı ortadan kaldırıldı ve Fetih Savaşı sonunda geriye kalan klanların puanlarının hesaplanarak sıralamanın yapıldığı bu sıralamada ise birinci olan klanın Lord olduğu bir sistem eklenecek. Kalenin kalan dayanıklılığı, ek binaların puanı ve benzeri durumlarda toplamı göz önünde bulundurabilecek puan hesaplanacaktır. Bir diğer bir değişiklik ise Lord olan klanın bağlantı noktası savaşa katılımı ile ilgili olacak. Bu değişiklik bir kale işgalinde bağlantı noktası savaşa katılamayıp aksine savaşma şansının azaldığını belirten macerajı gerilerin yalı çıkarak yapıldı. Önceki yüceli notlarıyla daha fazla antara çıkardık. Biz zaten bu olayı Kore notlarına anlattık. Şu olayı da zaten Global Lab'de söylemiştik. Karfiyon olan Guit isterse Karfiyon notlarına falan filan girebilirdi o olay arkadaşlar. Ayrıca henüz oyun eklenme içerikleri de merak ediyor olmasınız. Temel olarak Mavi Yelili Aslan Köşkü bağlantı noktası savaşı yenilenmesi. Klan üssü sonuncusu Flokes dönüşümü gibi içerikler sırada bekliyor. Evet bunlar niye aylar öncesine Kore'ye gelmiş olmasına rağmen hala bize gelmedi. Ben soru işaretindeyim. Macercimizde eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatabilmek için yerleşim ekibinin bahsettiğini çektiğinizin yani tamamen çeviriler geç kaldığı için mi? I call this bullshit bu arada. Yani konakla ilgili kaç tane çeviri sıkıntı çekebilir ki yani çevirmenler? Bullshit bu arada. Neyse. Tanrı tanımlama sizin beğenisine sunuyor. Ayrıca Full Orchestra'da yani gerçekten 3 ay önce geldi yani. Ne çevirecek olabilir ki? Bahane. Bu tür güncelleme üzerine çalışacak geleceğe yönelik planımızı yeniden gözden geçirme fırsatımız oldu. Tamam. Ben bir hemen diğer boss atayım. O da benim için bir nefes alma molası olsun. Boş aldık. Atalım bunları. Ay merkez pazarına açılmıyor. Nover mi vardı? Bir şuna vurayım nefesim düzelsin. Nover. Tamam ben Nover'i benim üstüne devam edeceğim okumaya. Şey gibi koronadan dolayı üniversite tercih sonuçlarını geçiyor. Aynen. Öyle bir boş bahane ki yani. Yani Bad of Fund'daki sayın çevirmen Tenzi Korece'den İngilizce bir günde değil bak 3 saatte de olsa anlaşılabilir bir çeviri yapabiliyorsa bence bu iş için para alan gerçek çevirmen ekipleri bak ekipleri bir kişi değil ekipleri yani aylarca geçmeden çevirebilir bu arada yani gerçekçi olalım yani resmen bahane uydurmuşlar neyse. Devam edelim. Ne? Mış mı lan? Evet. Şimdi geleceğe yönelik planlar. Galiba. Neyse. Şurayla şurası şu an. Bölgeden bölgeye hizmete başlama süresi değişiklik gösterse Black Death dünyaya ilk defa 2014 yılında tanıtıldı ve üzerine uzun bir zaman geçti. Şimdiye kadar hiç durmadan birçok geliştirme yaptık. Geliştiren içerikler üst üste birikirken yeni bir şeyler getirme ve mevcut içerikleri iyileştirme baskısı bizi bir yarış atı gibi sadece ölümüne
Pardon, önümüze bakmayı itti. Sonuç olarak çok şey yapmış. Ancak birçok şeye odaklanamamış olduğumuz sizlere gösterdiğimiz düşünüyorum. Bu özellikle kalite değişimini gayet kanıtlıyor. Heh, şimdi geliyor sıradaki içerikler. Bu yüzden önceliğimizin ne olduğu konusunda çok düşünüyor. Bundan sonra bile olsa geliştirme konusunda önceliğimizin ne olduğundan da yararlanmak istiyoruz. Ayarlamak istiyoruz, pardon. Öncelikle büyük ölçüde geliştirmiş olan atraksiyon Sikraka'ya mini oyun yar dışındaki diğer yeni içeriklerin birçoğunun geliştirme programını yeniden ayarladık. Yani ileriye ötelendi. Mevcut sınıfların yenilenmeleri ve yeni macerajının yüz yüze kalktığı engelle hafifletme amaçlı gelişmelerde öncelik verildi ve verilmeye devam edecek. Evet, şu anda birinci önceliğimiz olan sınıf yenilemesinden biraz bahsetmek istiyorum. Evet, duyduğunuz üzere önce sınıf yenilemesi, yani mini game'i bekleyenler benim gibi seri üzgün. Ayrıca konak sistemi, neyse. Sınıf yenilemelerinin en büyük yönü karakter becerisi, hasarı, saldırı menzili ve isabetini kontrol ederek yeni sınıflarla kıyasla, yeni sınıfta dediği Guardian ve ötesi eksiklik olmayacak şekilde ayarlanmasıdır. Buraya ek olarak bazı düşük kullanılabilir sahip becerilerin çeşitli seçenekler ekleyerek veya değiştirerek performansı arttırma üzerine çalışmalar yapıyor ve ayrıca birbirine entegrasyon mümkün olan becerileri de birleştirmek ve basitleştirmek için kullanıyoruz. Entegrasyonda kastımız, okçuya örnek olarak verecek olursak, çok fazla akım türünde becerisi olduğu için bu akım becerinin temel fonksiyonu dönüştürerek yerine yeni bir beceri türü ekleme sistemidir. Anladım. Fena fikir değil. Bakalım tutacak mı? Bu hafta Black Desert Kulavalip aracılığıyla göz atabileceğiniz savaşçı ve okçu. Bak, okçunun bu hafta geleceği konfirmlendi yani chat. Hayırlı olsun. Aktarım sonrasında savaşçının mevcut ve ek yakalama dışında herhangi bir önceliği bulunmaması konusu hakkında S devirmenin bekleme süresinin azaltılması ve karşı hücum duruşunun yeniden düzenlenmesi gibi biraz daha çeşitli şekillerde duruma yaklaşma yöntemi geliştirmeye çalışıyoruz. Uyanış sonrası savaşçının ana silah ile uyanış silah değişikliği nedenini, yani C-SWAT'tan bahsediyor, neden olduğu yorgunluğu azaltma ve sadece uyanış silahı ile vuruş yetersizliği durumu oldukça önemli olduğundan becerilerin bekleme süreleri, menzilleri veya hasarını iyileştir. Aha, mahvolduk. Kaçın chat savaşçılardan. Savaşçının benzersiz manipülasyon hissini korumak için ise özellikle iptal etme becerileri konusunda çeşitli açılardan konuyu ele alarak bir yana attık. Ayrıca uyanış sonrasındaki savaşçının hesapsız darbeler yaptığına dair çok fazla görüş aldık ve bu nedenle ilk darbe olarak adlandırılan hücuma geçme süresinin büyük ölçüde düşerek hücum sonrasında önde gelen takip kombosu ile birlikte takipten sonra da darbe verebilmesi için iyileşme yapıldı. Hani bu Warrior Work ile ilgili Mr. Hansen, Kino'nun yorumları var, onlara gidip de sorabilirsiniz düşüncelerini. Yani benim gördüğüm en büyük sorun, animasyon iptallerini almaları korkutuyor. Umarım animasyon iptallerini almak yerine FPS zorunluluğunu kaldırırlar diye umut ediyoruz ama öyle olmayacak gibi, bakalım. Videoyu zaten izletmiştik önceden ünlen mektubu gibi de, gene izletiriz chat. Okçuya ise arkadan darbe etkisi uygulandı. Uzun menzilli bir karakter olma avantajı nedeniyle arkadan darbe konusunda dikkatli davranıyorduk. Ancak bunun tam tersine bir ayrımcılık olduğuna dair çok fazla görüş olduğundan bu konuda ayarlarımızı yapmaktayız. Aktarım sonrasındaki okçunun birçok becerisi akım türü üzerineydi. Ancak bunları elimizden geldiğince temel beceri olarak uygulama veya doğal beceriler arasında bağlantılı ve hasarı arttırmaya odaklandık. Ay, umarım ok yağmuru bufflanmamıştır. Ok yağmurunu bufflanın, ne yapıyorsunuz yapın bu arada. Ek olarak hayatta kalma becerinin yetersizliği hakkında çok fazla geri bildirim aldığımızdan akım türü becerilerinin birleştirdiği yere rüzgar yolu ve kaçış inme atışının yeniden yapılandırarak değiştiriyoruz. Ayrıca aktarım sonrasında da okçun menzili, uzun menzili içerisinde kombolar yapabilmesi için çalışmaya yapmaktayız. Uyanış sonrası okçu ile ilgili ise çok fazla geri bildirim aldığımızda rüzgar adım bekleme süresini düşürerek hızlıca ileri doğru kullanabilecek şekilde iyileştirildi. Tıpkı aktarımda olduğu gibi akım tür becerileri de temel fonksiyon olacak ve o boşluğun yerini yeni bir beceri alacak şekilde değişikliğe gittik. Yeni becerinin tıpkı gücünü bulma gibi etrafını güçlü bir hasar verecek şekilde ve uzun menzili düşman kontrol altına tutarak arkadan kaçınabilecek şekilde becerilerden oluşmaktadır. Hemen video izleteyim. Bilmeyenler için bunu göstermiştim. Bu arada en dikkat etmeniz gereken nokta şuradaki saldırı kararı arkadaşlar. Bayağı fazla Lingering Super Armor var. Bayağı fazla.
Biraz fazla parlak olduğun farkını o videoyu çekenin sorunu. Şu skill'deki lingering'i gördünüz mü bu arada bak? Skill bitiyor, fork card ne kadar daha kalıyor? Ranger'da. Angel'lar şu arkadan darbede görünce bu arada oha sonunda diye çıldırıyor değil mi böyle? Evet. Devam edelim. Evet. Sınıf yenilenmesi konusunda sizin görüşleri bizim için çok önemlidir. Zektezik Global Lab'de sık sık oynayarak çeşitli görüşlerinizi bizlere paylaşmanız durumunda sizlerden gelen geri bildirim ışığında geliştirmemize devam edeceğiz. Ekoak sınıf yenilemeleri geliştirme çalışmanın tamamlamış sırasına göre Zektezik Global Lab'e uygulandıktan sonra eş zaman olarak normal sunucu güncelleme hedef alıyoruz. Allah Allah. Yani önce Kore'ye yerine Global'dan sonra her yere aynı anda mı gelecek? Ben inanmıyorum bu arada. Gerçi bunun için de önce Global'i İngilizce yapmaları lazım da neyse. Devamında bir tür giriş engeli olarak da tabir edilen karakter gelişmenin yükünü hafifletme konusundan bahsedeceğim. Sezonun başlamasıyla birlikte yeni maceracılarımızın daha istikrarlı bir Blacklist yer almaları için çeşitli iyileştirmelere ihtiyacımız olduğunu düşündük ve artık buna eskisinden daha fazla odaklama kararı aldık. Şimdiye kadar normal olduğunu düşündüğümüz bölümleri tekrar gözden geçirerek ve hangi kısmının Blacklist'ın zor bir oyun haline getirdiği hakkında kafa yorarak iyileşmeyi yapmayı planlıyoruz. Ya kolaylaştığınızda gözünü seveyim şu eksikleri bir kapatın be. Öncelikle kolaylıklardan bahsedecek olursak. Mediat'tan başlamak üzere çok çeşitli ganimetler bulunuyor ve bunlar envanterde baskı oluşturuyor. Bu görevlerden bahsediyor. Bu yüzden ganimet elde etmeyi iyileşecek envanter eksiği oluşmamasının noktasında planlar yapıyoruz. Örneğin kadim para gibi ana görev ödülleri de artık yardımcı eşyalara dönüşecek. Oh şükürler olsun. Serendia ana görevine pet ödülü ekleyeceğiz. Böylelikle eşya düşme olasılığının yükseldiği Mediah ana görevlerine kadar tamamladığınızda toplamda 5 tane pet elde edeceksiniz. Şu güzel bir değişim. Ana görevler sırasında çeşitli yaşam gereçlerinde ödül olarak vereceğiz. Bu şekilde toplama gereçlerini olmadan temel toplamayı mümkün hale getirerek yaşam içerikleri mevcut sisteme kıyasla daha kolay bir halde deneyimleyebileceğinizi sağlamayı amaçlıyoruz. Elbette tıpkı sizlerin de düşündüğü gibi oyunun heyecanından ödün vermeden bunu nasıl uygulayacağını düşünüyoruz. Yani şu şey gibi ama şu Y'de şu aletler var ya belirli bir level'a kadar ve
tamir edilemiyor. 300 renkli falan var. Bunun gibi şeyler getirecekler. Çok çok büyük. Oo, kutu aldık. Stonks. Az yap. Şar. Çalış. Ne okudum? Kullanıcı öğretici ve öğreticileri ilgili ise kullanıcı öğretici ve öğretici ne? Öğreticilerle mi? Ha şey, information şeyleri bu. Tool tipler. Ha tool tip. Şunlardan bahsediyorum. Mesela I'ya mouse'u götürüyorsun. Pardon, bu güzel bir örnek değil. Ha mesela buraya mouse'u götürüyorsun. Ekstra açıklamalar ya da neyin ne olduğunu yazıyor. Ondan bahsediyor tool tip dediği. Kullanıcı arayüzü ve öğretici ilgiliyse ekipman yükseltme gibi Blacklist'ı özgü kullanıcı arayüzünü yeni macerajını daha iyi anlayabilecekleri için öğretici güçlendirmek biliriz. Bu arada bunun en iyi taktiği Twitch yayıncılarına YouTube'a yönelmek ama neyse bir şey demiyorum. Ayrıca sahip olduğunuz güç ölçeğine göre hangi av sahasına gitmeniz gerektiğini bildiren bir kullanıcı arayüzü eklemeyi de planlıyoruz. Av sahalarına gelecek olursak yeni macerajın genel uğrak yeri olan Naga, Fogan, Gahas, Hilal Tapınağı. Yani sezon varken uğramıyorlar burada ama siz bilirsiniz. Neyse. Bu bölgelerden elde edilen mevcut kar çok düşük olduğu için verimliliği arttırma yönünde iyileşme yapacağız. Ve böylelikle karakterinizi şimdikinden daha kolay ve hızlı geliştirmeye olanak sağlayacağız. Yeni maceracılar bir at elde edene kadar sürekli koşmak zorundalar. Bu rahatsızlığı giderebilmek için ahır üzerinden köy ile köy arasında daha hızlı bir şekilde otomatik olarak hareket etmeyi sağlayan bir araç da ekleyeceğiz. Hayır, bunu getirmeyin lütfen. Lütfen. Bu çok iğrenç yapacak oyunu söyleyeyim neyse. Artık atınızı biraz daha erken edinebileceksiniz. Şimdiye kadar sezon sunucuları aracılığıyla yeni maceracılara ilk adımlarına yardımcı olduk. Elbette etkisiz olduğunu söylemez ancak yükseltme ve sezon mezuniyeti sonrasında gelişim stres oluşturuyordu. Bu tür zorlukları çözmek için öncelikle pen derecesindeki tuval ekipmanları Tet derecesindeki boss ekipmanları ile benzer performans sahip olduğundan buna uygun olarak tuval ekipmanın yükseltme zorluğunu düşürerek daha da mı? Yuh. Aile başına sadece bir defaya master olmak üzere pen derecesindeki tuval ekipmanlarının tüm kısımlarını, aksesuar hariç ticareti mümkün olmayan tet dereceli boss ekipmanı takas etmeni sağlayacak. Yani herkese, tüm ailelere en az bir kez hani tet dimtiri, tet giyat kafalık, tet muskan ve tet begeldi ben. Ted kız arka, Ted dande ve Ted şeyi verecekler, kutum verecekler özetle. Takı hariç. Ancak Ted derece boss ekipmanın pen derecesini yükseltme sürecinin çok zor ve meşakkatli olduğunun farkındayız. Bu nedenle macerajın belirledikleri hedeflere, geliştirdiklerine dair başarı duygusu hissetmeleri, adım adım yükseltme derece artma ve sonunda pen derecesine ulaşması sağlayacak yöntemleri göz önünde bulunduruyoruz. Ancak bu süreç mevcut kafras yükseltme yönteminden farklı bir yöntem olacaktır. Yukarıdaki bilginin yansıtıldığı yeni sezonun en kısa süre uygulanması için şu anda içine bulunmuş sezonu hızlı bir şekilde sona erdireceğiz. Ne? Yani 29 Eylül'de önce mi bitireceğiz? Yapmayın öyle bir şey. Elbette sezon pasosu gibi ödülü henüz almayan macerajın herhangi bir dezenatörü maruz kalmayacak. Okey, o zaman ben ödüllerimi alacağım. Tamam, erken bitirebilirsiniz. Ornette Odori ruh özüyle ilgili bir değişiklik yapıldı. Aslında biz Ornette Odori ruh özü, yani sınırsız HP ve mana potu ya da VPSP fark etmez. Ruh özünü mutlaka gerekli bir eşya olmasa hedeflemiyor. Şey, yalan bu arada. Öyle bir eşya yaptınız ki yani kullanmada oyun şey yani neredeyse. Fakat şu anda birçok macerajçı bu potlarıyla oynuyor. En son ortaya çıkan hazine olmasına rağmen diğer hazine eşyalarından yaklaşık 10 kat daha fazla elde edildi. Neden acaba? Ve yeni macerajı bu eşyayı elde etmek için oyunun başlangıç aşamasından itibaren birçok zamanı avlanak geçirdi. Evet. Yani saatte 50-100 hem almak yerine bence potu bitirmek daha verir. Bunu da hala söylüyorum. Birçok macerajı aşırı stres altında olmaya devam ediyor. Ben. Kimejin. Merhaba. Ve aynı şekilde yeni maceracılar da. Bu sebeple Ornette'nin ruh özü ve Odore'nin ruh özü sadece bir malzeme elde edilse dahi daha düşük seviyeli pot etkisine sahip bir eşya haline gelecek. Ne? Sadece bir malzeme, yani sadece bir tane bu RNG eşyalarına basıyor. Elde edilse dahi daha düşük seviyeli pot etkisine sahip bir eşya haline
Ha gelecek dedi, getirilebilecek herhalde yani, tercih olacak herhalde. Zorunlu olacağını sanmıyorum. Böylece bağlılık ve erişilebilirlik şimdiken daha düşük olacak. Ron'un çanı elde etmek size orta koy. He, orta boy pot verecek. Şerekan elde ettiğinizde büyük pot olacak. Hey, anladığım şey bu olacak. Mesela kalktım düşürdün. Kalktım uyduruk seviye, ne bileyim orta seviye pot fonksiyonu olacak. Sonra Ronoros'u ya da Şerekan'ı düşürdün. Bununla diğerini birleştirip yüksek seviye pot yapacaksın. Sonra üçüncü son parçayı düşürdüğünde ya da işte diğer iki eşyayı ya siliyorlar ya da onları da direkt ilk seviye yapıyor, bilmiyorum artık. Sonucu elde ettiğinde ekstra büyük pot oluyor. Bak çok mantıklı bir çözüm, ha aklıma gelmezdi bu. Güzelmiş. Yani direkt bu Şerekan orta olacak demiyor. Bence bu dönüşüm oluyor. Yani yoksa ilk önce gidip en zor düşürdüğünde şey olur yani, gariplikler olabilir. Bunun yanı sıra hazine eşyalı olasılıkla elde edilen eşyalar olduğu için ne kadar uzun süre avlanırsınız? Avlanın elde düşme. Abi bunu bir çevirememişler ya. Ha avlanırsanız avlanın elde. Tamam buraya virgül lazım, neyse. Elde düşmeyebilirler. Siz anladınız için. Ornette ve Oda'nın ruh özüne gelirsek, Laurzeca kıyafeti gibi özel eşyalardan birkaç tane toplayarak takasın yapılabilmesi gibi çeşitli yöntemler üzerinde düşünüyoruz. Ancak Ornette Odore ruh özü zaten üretenlerin emeklerine saygı göstermek adına eşya adını değiştirip yeni bir ünvan da vermeyi planlıyoruz. Peki hani okey. Devamında çeşitli, yani bilmeyenler varsa da Orzeka'da mesela yaprak düşürüp 100 yaprakla da yapabilirsiniz. RNG carry olup bir ciğer düşürüp çat diye 10 dakikada alıp çıkabilirsiniz o kıyafet parçası. Aynı şeyi potu da ekliyorlar. Devamında çeşitli rahatlık amaçlı yeniden yapılandırmaya bahsedeceğim. Birçok maceracımız görürsünüzde eşya düşme artış parşömen aç kapat fonksiyonuna bahsedeceğim. Av sahasına kararlı bir şekilde parşömen kullandıktan sonra çeşitli sebeplerle dolayı avlanma sahalarını devam edemediğinizden dolayı parşömeni boşuna kullanmış olma durumunda maruz kalmış olmalısınız. Bundan dolayı artık rahat bir şekilde açık kapatabileceğim bir ifoksu eklenecek. Bunu zaten globalden, Kore'den biliyoruz. Bu sayede beklenmedik durumda, yani burada Grift'ten ya da Spot VS'den bahsediyor, şekil oynayabileceği umut ediyoruz ya da aniden işiniz çıktı, alta batmanız ya da karakter atmanız ya da gitmeniz gerekiyor gibi. Elbette bu durumu aşırı suistimal etmek veya anormal oynamayı önlemek için, yani hop 5 dakika grip atayım, hop 5 dakika şey, hop 5 dakika diyorum, hop 30 saniye adam keseyim, hop 30 saniye grip atayım gibi aç kapa aç kapa spamlanmamız için 5 dakikalık bir ekleme süresi de şey, cooldown yani bekleme süresi de eklenecek. Ek olarak kadim yadigar kristal çağırtma parşömeni, kadim yadigar kristal parçası yasak kitap ve kadim dilde yazılmış parşömen gibi içeriklerle ilgili olarak birkaç tane parşömen tek bir tane olarak işleyerek çağırma süresi hazır şekilde iyileşme yapıyoruz. Bu zaten biliyorsunuz, bu eski uyanmış parşömenler vardı ya, şurada göstereyim. Şu eski parşömenleri birleştirip biliyorsunuz karanlığa boyalı parşömen yapabiliyorsunuz şu parşömenle. Şöyle var gardını, onu da göstereyim. Şunu yapabiliyoruz mesela, şu. Aynı özelliği buna da getirmeyi düşünüyorlarmış özette. O ne lan, biri var. Arazi yapısına göre kamp kurmaya ilgili rahatsızlıklar konusunda da iki katlı kamp gibi çeşitli yöntem ve araştırma üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra özel mod fonksiyonu güçlendiriyor, sıralamada veya altın zil gibi durumda görüntülenmeyecek şekilde düzenli. Şükürler olsun. Mesela yayıncısın abi, özel modla oyunu oynuyordun. Biri çan basıyordu, eskiden gözüküyordu mu mesela. Bunu kapattılar birkaç önce ama hala mesela özellikle şu sistem mesajına girdiğin sürücünün basılan çanın yazması falan komikti yani. Hani tepede yazıyı kapatıp burada yazıyor falan. Komik komik. Yarım yarım işler. Yani bu kampla ilgili yapacak en iyi şey iki katlı kamp falan yerine, yani şu kampı yollara kurmaya izin verseler de kurtulsak yani sonsuza. Neyse. Buradayız. Customization. Özelleştirme konusunda ise yeni yüzler ekleyerek taş, kirpik, renkli makyaj ve benzeri ekleme düzenleme gibi seçeneklerle daha doğal özelleştirme yapmanızı sağlamak üzerine çalışıyor. Saç modelleri optimizasyon etkilediği için şimdiye kadar ilgiyi geliştirme çalışmayı yapılamadı. Fakat en son trendlere göre yeni saçlar ekleyeceğiz. Ve sonrasında ise optimizasyon işlemi gerçekleşecek. Önce optimizasyon, sonra şunu getirsenize. Neyse.
Black Desert karakterinin vücut şeklinde en ciddi sorun olarak görülen boynun öne doğru eğrildiği vücut şeklinin diğer adıyla kaplumbağa boynu, bu şeyden bahsediyor. Resim koymamışlar burada ama ünlem mektup 2 önce de okuyanlar görür. Örnek resim vardı, özellikle Ranger'dan gösteriyordu. Şu formattan bahsediyor. Bak mesela şişim biraz daha iyi o konuda. Hani kafa burada, omuzlar şöyle eğik ya, bir sürü çarda böyle de değil, bir sürü çarda gerçek anlamda kare. Yani kafa burada ama omuz şöyle dimdik dümdüz falan gidiyordu. Onu azaltmak istiyorlar özetle. Aşaşin de kıyafet çıkınca çok garip oldu. Neredeydik ha? Bütün olarak hafifletiyoruz. Büyücünün vücut şekli ve animasyonu hakkında çok sayıda girmem. Bu kambur duruşuna bahsediyor. Aslında büyücüyü iyileştirme çalışması bundan sonra kesintisiz olarak yapılsa bile yaklaşık 8 ay gibi uzun bir zaman alacağından ne? 8 ay mı sürdü? Ne? Çok ilginç, neyse. Bu sefer diğer sınıfların vücut tiplerini geliştirirken büyücüyü de yavaş yavaş geliştirmek istiyoruz. Çalışmalar 8 aydan fazla sürdü. Ancak uzun zaman alsa yepyeni bir çalışma yapmaya karar verdik. Ancak vahşi sınıfın farklı özellikleri olduğu gibi bu kambur, en kambur olan sınıf vahşi, biliyorsun, ondan bahsediyor. Uzun zaman farklı özellikler olduğu için değişiklik yapılmayacaktır. Okçunun omzunun sanki bir deve gibi eğri olması noktasında da şu an düzeltme çalışmamız devam ediyor. Çok yakında değişen görünümle sizlerle paylaşacağız. Ayrıca boyama sistemi hususunda daha çeşitli renkler üretme mümkün olacak. Fakat aşırıya kaçan bazı renkler kısıtlama olabilir. Yani özellikle renk tonlarında. Bu arada burada dedikleri 8 ay biraz yanlış yazmış ama demek istediği şu. Wizard 8 ayda gelecek demiyor. Tüm bu değiştirme çalışmalarını getirmeleri 8 ay sürecek. Yani Wizard'a 1 ay sonra gelir. Ne bileyim, Archer 5 ay sonra gelebilir yani. Hani hepsine süresi 8 ay. Yani onu biraz kalbim duruyordu bir an, nasıl 8 ay diye. Şey yapmışlar. Netleştirmişler. Her zaman maceranın sesine daha fazla ulaşmanın yöntemleri bulmak için çalışıyoruz. Çeşitli sunucularda, çeşitli yöntemlerde çalışmaya yapmaktayız. Tayland, Güneydoğu Asya sunucusundaki Voice of Adventures, Kore sunucusu gelebilirim panosu. Kuzey Amerika, Avrupa sunucusunda yapılması planı Art, yani Adventure Roundtable gibi girişimlerin temsil örneklerden birkaçıdır. Gelecekte de sizlerin görüşlerini alarak bunlara yanıt vermenin yöntemlerini aramaya deneyeceğiz. Bizimkiler de Discord'dan içerik üreticisi odasına yazarsın, cevap vermez. Ticket atarsın, anlamayan bir cevap verir. 3 kere GM değişikliği hitap ederse anca öyle düzeli falan yani. Hayatlar, şartlar. Bu arada bu şeydi, Kore'de dün bir yayın yapıldı. Bu Adventure Roundtable gibi. Bir GM mi, bir yetkili mi ne? Bildiğin sırayla İnsanları Discord'a çağırdı, adamlar bu böyle olsun, şu böyle olsun diye adam not aldı, kaydetti, yemin ediyorum. Bu bize gelse var ya, o kadar harika bir şey olur ki. Keşke. Hayaller, hayaller rüyalar deyip geçiyorum. Hayaller hayatlar deyip geçiyorum. Black Desert gerçekten engin ve geniş bir dünya, çeşitli şekillerde oyunu sağlayan bir oyundur. Her ne kadar bir oyun olsa da kişinin bir başka benliği olan karakterin yaşadığı farklı bir dünya. Doğru bu arada. Bir süreç olmaksızın elde edilenler kolayca unutulur. Ancak zar zor kazanılan şeyler, tıpkı vahşi at yakalama gibi anılar, muhtemelen maceracının hafızasına kazınacaktır. Black Desert diye bir dünya var. İçinde biz de karakterler var, NPC'ler var. Black Desert'ın gerçek hayatta istediğiniz duyguları yaşayabileceğiniz bir oyun olmasını diliyorum. Böyle bir oyunu sizlerle birlikte oluşturmak istiyoruz. Teşekkürler diyerek de kapatmış. Evet, doğru konuşmuş Bayji ama bunu artık lütfen sadece Kore, NA, EU gibi en popüler sunucular değil, bizim gibi azınlık ya da umursanmayan sunucuları da dikkate alıp öneri, destek, ticket sistemi, Discord'un ciddiyeti gibi şeyler olur. Yani gidip de abi, yani şöyle bir Discord sunucusu açıp da buraya 6'dan GM koyup da içerik üreticisi odasına cevap vermeyen GM'ler olduğunu, yani ne umursar mısın ya? Umursamazsın ya, net yani. Neyse, hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu ünlem mektup 2 komutundaki videomuzu beğenmişsinizdir. Başka